O görüntüyü bir ekranlara getirelim arkadaşlar. Bir dakika bekleyin lütfen. O görüntü bir ekranlara gelsin, bir görelim lütfen. Aynurcuğum bekle. Girelim o görüntüyü. Kadın gitti. Koltuklara bak. Koltukları berbat etmiş. Şuraya bak. Mikseri de götürmüş. Mikseri de. Mikseri götürmüş. Mikseri götürmüş. Altındaki tencerelere bak. Tencereler yok mu? Müşteri kalmış. Müşteri miydi benim tencerem? Tencere doluydu. Yukarı bak. Ya. Bak kaşıkta da. Sizin çöpünüz galiba. Yani Aleyna'nın çöpü. Evet, Aleyna'nın çöpü. Atarız. Şu eve bir bak ya. Hayır, biz seninle alakası yok. Evi ne yaptı bak? Evi ne yaptı? Aldım şeyler, hep götürmüş abla, mikserleri, şeyleri. Tencere, tabaklar. Bak uyardım onu. Yalan alıyorsunuz dedim. Ona da ayrı söyledim vallahi. Yok abla, götürmüş işte. Yalan mikser. Ya burada alınan şeyler gider mi? Tencere. Ben aldım abla onları. Hepsini götürmüş. Ev boşa. O kadar eşyası yoktu ki onun. Kesinlikle ki. Yoktu. Ben uyardım, gereken şeyi yaptım vallahi. Ama telefon edemedim çünkü kavga olur, dövüş olur, her şey olur. Ne, zaten ben sana dedim ya, yazdım da bir de. Ama işte yapamadım, yani yapamam da. Ben ispiyoncu durumu. Yani iddianıza göre Ahmet Beyciğim, burada seslerden de duyuyoruz. Yani kız kardeşiniz mi var burada görüntülerde? Kız kardeşim şey edince, kız kardeşimle geldik. Başka kim var? Bir kadının sesi daha geliyor. Bir tek kız. Karşıdaki komşu. Ha, ona Ankara'da geleceğim. Duruyordur o. Anladım. Ya şey, yani evinden neleri götürdü iddiana göre Aynur Hanım? Tırnak makası mı? Varasıya kadar götürmüş. Tırnak perdesini, makası. Perdesinden tut. Reçelleri, et, fasulye, ben, barbunya, dolaptaki. Ben getirdiğim eşyaları ilk hanımımdan ayrıldığımda, evet. Hani şey ettiğimde, bir de bak yalan söylüyor. Ben ilk hanımımı ben az... Anladım. Aynur Hanımcığım, her şeyi ama götürmüşsün. Yalan söylüyor. Bir dakika, çaydanlık, tencere, tava, yemek takımları, mutfak eşyaları, perde, hayır, çarşaf. Hayır, ben oraya geldiğimde kendi tencerem, giysim, tabağım, yiyeceğim, içeceğimle getirdim. Baba evinde kayısı saatim var. Reçelimi yaptım, götürdüm ben oraya. Hatta dondurucudaki Aynurcığım. Dondurucudaki iddiasını soruyorum. Ben bilmiyorum. Onu da şimdi gördüm çünkü. Dondurucudaki reçelleri, eti, ya fasulyeyi, barbunyayı... Doğruyu söyle, doğruyu. Ben eşyalardan vazgeçtim. Başımı gözümün sadakası olsun. Ama ağzını kapat. Niye ağzını kapatıyorsun? Getir. Ahmet Beyciğim, ağzını kapat. Elini aşağı indir. Duyalım sesini. Bilezikleri istiyorum senden. Sahte falan değil de bak ben... satar. Şu evi konuşalım da. Aynur Hanımcığım, evdeki eşyaları götürdün mü? Benim gurulu düzenimi bozdu bak benim. Geçinmeye yüzü yoktu, beni niye aldı? Hani beni niye aldı? Ben eşyamla geldim oraya. Çamaşırımla, tenceremle, yiyeceğim, içeceğimle geldim ben oraya. Yani götürdüğün niye eşyalar... Bana... Aynur Hanımcığım, götürdüğün eşyalar kendi eşyaların mı? Aynen, kendi tencerem, kendi çaydanlığım, kendi giysilerimi götürdüm ben. Aldım bir eşyalar da... Hakaret yok, beddua yok karşılığında. Bir dakika, bu yollar bir dakika. Başvurmazdım. Ahmet Beyciğim, bir dakika ne olur. Hakaret etmeyin, beddua etmeyin, çok rica ediyorum. Aynur Hanımcığım, yani siz o evden hiçbir şey götürmediniz mi? Ben oradan giysilerimle, kendi tenceremi, yiyeceğimi, içeceğimi götürdüm. Baba evinden ben yiyeceğimle, içeceğimle geldim. Belediye bana yiyecek, içecek yardım etti. Kaç aydır orada yaşıyordunuz Aynur Hanımcığım? 10 ayında bitti. 10 ay değil. Yani 7 biz ay 8 ay. Yılbaşında geldik, 7. ayın 10'unda gitti. Ben peki ama şeyi kabul ediyorsunuz. Yardım alıyordum ben. O zaman derin dondurucudaki bir yiyecekleri falan götürdüğünüzü kabul ediyorsunuz ama ben yaptım diyorsunuz, doğru mu? Hayır, derin dondurucu değil, ben guru değil, yiyeceğim, içeceğim ben, o makarnaymış, pirinçmiş, onları ben getirdim, koli koli getirdim, ben çayları falan getirdim, yiyeceğimiz kadardan fazlasını yedik, kalanı getirdim, geri çayımı, makarnamı, ne pirincimi, kaldı? Şekerimi, her şeyimi geri götürdüm gibi geri... Peki asıl problem herhalde görümcü olmasaydı siz Ahmet Bey'le beraber yaşamaya devam eder miydiniz? Biz 6 ay hiçbir sorunsuz güzel geçindik. Hiçbir sorunumuz yoktu birbirimizin.
Görümcekine girdi, bizim yuvamızı yıkan görümcedir işte, her şeye karıştı, bunu doldurdu, bu çocuk gibi kanıyor, bu doldurdu, görümcem doldurdu aşırı derecede, oradan abisi açtı telefon, yani küfürler edilsin, görümcenin bana ettiği hakaretleri, ne kadar hakaret ettim, ne zaman şahit, ben sana demiyorum ben, abin şahit, Şerife hakaret ettiğinde, neden görümce seni sevmedi peki Aynur'cum, neden görümce seni sevmedi? Görümce işte İzmir'e gittik, düğüne gittik. İzmir'de elbise alındı. O elbise ona danışılmadan alındığı için, giydiğim için o yüzden. Ay bir elbise yüzünden görümcenin aran bozuldu. Aynen, tek bir elbise. Gerçekten mi? Geldi. On kişi garaj. Ben bir şey açıklayayım izleyicilerime. Çünkü basılmıştır yani. Şöyle diyor ki, bana orada diyor, görüncem diyor, aklı hayale gelmeyecek hakaretler ve küfürler ettiği sırada da Ahmet de tütününü yakmış orada, görümce gelin kavgasını izlemiş. Yok, öyle mi Ahmet Beyciğim? Biz abimin evindeydik. Ama yani ben, sonuçta senin bir hayat kurmak istediğin, ortak gelecek kurmak istediğin bir kadına hakaret edilirken bundan keyif almış olamazsın Ahmet Beyciğim. İki kardeş, hani biri hanımım olacak, biri kardeşim olacak. Hı. Bunlar durduğu yerde birbirine girdiler. Sen sakinleştirici mi aldın onlar onu yaparken? Yani hayır, ben hani ben girmedim hani. Doğru söyle, hani, sakinleştirici aldın mı o sırada? Doğru söyle, sakinleştirici aldın mı Ahmet Bey o sırada? Ne zaman? Orada mı? Onlar kavga ederlerken sakinleştirici mi aldı? Zaten sabahları alıyorum yani. Ha, ay çok iyi. Sabahları yani alıyorum. Peki ben şu sorunun yaratını merak ettim. Neden Aleyna ismini kullanıyorsunuz Aynur Hanımcığım? Aleyna'yı annem koydu. Ben rahatsızlandım, ben çok hastalandım. Aynur Nur kelimesini taşıyamadığım için hocalar... koydular. Ay ne bileyim yani, Allah aşkına sen... çok çok enteresan bir açıklama oldu yani. Yani bir sözde hocalar demiş ki buna iyi gelmiyor Aynur ismi. Biz buna Aleyna koyalım demiş. Yok ya, evet, şimdi isim derdi değil yani. Beni atılan iftirayı konuşalım. Ay şunu söylüyor, diyor ki işte aynı şey, o yüzden bu isim değişikliğini sordum. Ahmet Bey diyor ki takma isim. Takma 20 isim. Senedir benim, hayır 20 ha. senedir benim, 20-25 senedir benim ismim Aleyna. Herkes Aleyna mı biliyor? Aynen, Aleyna biliyor. Benim sadece kimlikte, resmi yerde, hastane, banka işlerimde kullanıyorum bu şeyleri. Bekle, söyle. Çok kısa. Yani komşulara Aleyna olarak. Şimdi Didim'e gelecek, Aleyna desen herkes gösterir. Yani Aleyna özellikle kullanıyor. Evet. Şey yapıyor. Ama yani Aynur diye bir arasanız Aynur biz tanımaz derler. İzini kaybettirmek için yapıyor. Evet. Peki ben sevgili Aleyna mı diyeyim, Aynur mu diyeyim, acayip iddialar. Senin de belgelerini istiyorum. Görümcele de konuşmak istiyorum. Altınlarını istiyor ve başka kadınları da, başka erkekleri de aldatmasın diye aslında yayına başvurmuş. Sevgili Aynur'u da yayına bekliyorum. Olayı takip edeceğim. Bekleyin lütfen. Bu arada...